Burada Thresh alırlarsa level 3'te bir kesme evet, şansları var alt koridoru. Evet. Ama eni no, bilmiyoruz hala eni ne olduğunu. Yo, o alt koridora gidebilir yine. Numafut tarafı da fena bir beşli oluşturmadı gibi. Yani ne kadar Five Run'i şu an çok ya daha... Şeyde oynadıklarını hatırlıyorum. Five Run bir keresinde Blitzcrank de oynamıştı ama. Tercih edecek mi? Ya burada evet karşı takım üstünüze doğru geliyor da Renata ile biraz Draven'ın koridor gücünü azaltmış olabilirler. Bir de Olaf'a karşı da bir şeyiniz yok şu an. Olaf dümdüz yardırıp şeyi durdurabilir Draven'ı. Yani oyalayabilir. Ya burada ben hani benim seçimlerini beğendim bu arada Five Run'ın ama son seçimleri Renata yerine en iyi alta gönderip evet, hani Gragas'ın karşısına bir Cassiopeia daha aynen, çok bir Azir tarzı cevaplar bence daha iyiydi. Ama yine de fena bir kompozisyon kurmadılar. İki takıma da baktığımda biraz eşit gibi ama ilk Herald ve Ejderha'da Foot'u önde görüyorum. Benli bir bölgediler. Hexstra Asper tarafından atılıyor. Sejuani'ye yaklaştı. Wind başladı bu savaşa. Fatih Can'ı yakalayabilirler ama Fatih Can arkadaşının feneriyle birlikte buraya kadar geldi. Güvenli bölgede diyebiliriz ve Wind yakalanmak üzere ilk kan bu şekilde alınacak. Wind skoru çıkartamadı ama karşılık geldi. Moito düştü. Badia hayatta, ardından bu canlarla daha fazla zorlamayacak. Moito devam ettiriyor, Starscream geldi yardıma. Asper, Tempt buradalar ve onlar buradalarken işleri yapacaklar. Evet, ilk ejder dakika 10'da geliyor. Tabi üst koridorda Moito'yu gördüğü için başladı Fightman'ın bu ejdere. Normal şartlarda bu riski almak istemezlerdi. Ultinin alınmasının ardından Moito da buradan dönebilir. Luana minyonları bekledi. Üste dönmek istemiyor ve vadiyi açtılar. Luana'nın canı oldukça az. Chef'in yardımı gerekiyor. Vadinin ardından barikatlar düşecek. 14 olmadan dakika bu vadi kullanılmış oluyor. Alamet ve ardından kule altı yapmak istediler. Chef'in üstüne gittiler ve erittiler. Mükemmel bir kule altı. Ama Moito'nun canı bire kadar düşecek ve Luana geri döndü. Menzili yetmedi Moito. Geri dönüyor. Tempt'in de desteği var. Bu aşamada Luana'nın herhangi bir şansı yok. Der bittiği için eşyayı bitirip üzerine bir de pelerin ekleyebildi. Yani normal şartlarda eğer ki bir nişancı rakibinde tırpan görürse kendisi de dönmeyi tercih etti. Altı ormanda Sejuani bu sefer ejdere doğru hareketleniyor. İkinci ejderi rahat verecek mi Footy Sports onlara? Bakmak lazım. Moito hala yukarıda bu esnada ve dönmeyi tercih etti. O da ejdere başlıyor bir yandan. Başlamak isteyebilir bir yandan. Yani güçlü olduğunu biliyor burada Five Run. Evet. Çok kuvvetli ultileri var. Ve Midali de buradayken bu nehre inmek hiç kolay değil. Orta koridor alamet kullanıyorlar. İyi bir cevap. Evet, ejderi verdiler. Belki ikinci ejderi Five Run'un ama şu anda altın farkı zaten neredeyse 3000'e gelmiş durumda. Ve orta koridordan bir güzel haber Footy Sports'a. Alamet'le birlikte bir tane kulede almış oldular. Altın farkı 3000'in de üstüne çıkmaya başladı. Yani belki skorda 2-1 üstün Footy Sports ama şu an altında daha da fazlasını hissettiriyor ve Luana bir an için atıldı fakat Tempt güvende sıkıntı yok. Yani şu an için 2 kule Footy Sports'a dönüştü ve bunun yanıtını görmediler. Five Run'in kulesi yok. Ve Ragnarok kullandı burada Starscream'i ama geri mi çıkayım, deneyeyim mi? Arada kalınca oradan artık geri çıkmak durumunda. Bu arada Moito saçrası yok, o yüzden ulti kullanmak istedi. İyi bir Renata ultisi. Müthiş bir şekilde bomba kullanılıyor. Tempt, Wind dışarıya doğru çıktı. Bu esnada Asper'in üzerine Tibbers'ı görebiliyoruz. Tempt, Luana ile farklı bir tarafta savaşırken Fatih Can kovalanıyor bir yandan da. Fatih Can'ın üzerine Midali uçtu ve Fatih Can'ın artık bir kurtuluşu kalmadı. Wind tarafından bu skor alınıyor. Tempt de kaçabilecek gibi. Fatih Can düştü, Moito düştü ve Footy Sports en sonunda şimdi bu savaşı kaybediyor ve bir anda altın farkı 1500'ün altına düştü. En azından Starscream bir üst koridor kulesi alacak. Bu iki skor alınırken bir tanesi de Wind'e gidiyor. Ve Fatih Can muhtemelen kimya valisi olduğu için çok üzgündür çünkü saçar tohum sayesinde yakalayabilirler. Evet. Fatih Can iyi bir sıçraydı aslında ama saçar tohum o kadar uzağa gidiyor ki duvarın arkasına attı Midali'yi. Ve Wind bir de kule alacak. Draven hemen şeyi kontrol edeceğim. Pasifinden ne kadar altın? 800. Evet ve Starscream
kule canavarlığına devam ediyor. Üst koridor ikinci kulesini aldı, geldi şimdi alt koridordan ilk kuleyi alıyor. Savaşlarda istediği fırsatı bulabilirse can yakar bu Draven. Bu arada 3. ejder için Fyfron şimdi çabalayabilir Starscream. Rakibi püskürtmeye çalışıyor. Nehirde kontrol. Şu anda eSports'ta 10 saniye var. Ejder'in çıkmasına bu ejder tabii ki Fyfron'una giderse erken bölümde ruha sahip olabilirler. Kimya ruhu ayrıyeten. Bundan bahsetmiştin. Biraz canını sıkabilir demiştin eSports'un ve şimdi bu ruhu belki de vermek istemeyecekler. Ejder etrafında çok önemli bir savaş. Özellikle oyundaki kopma noktalarından bir tanesini burada görebiliriz. Baron da şu anda mevcut ve Starscream'in üzerine atıldılar. Starscream'e yetebilmeleri mümkün değil. Thresh'ten bir tane yardım geldi. Harika bir ulti. Tempt bütün rakibi çil yavrusu gibi dağıttı. Ardından bu ejderi takımına hediye etti. Yani o ulti belki şey gibi görünmüş olabilir. İşte ulti atıldı, Fyfron oyuncuları kaçtı ama zaten ulti gelmesi de uzaklaşacaklardı oradan. Evet. Amaç orada ultiyle maksimum hasar verip ejderi rahatlıkla almak ve sonrasında Baron'a da gitme şansları var. Baron'a gidiyorlar. Gidecekler mi? Maçın akışında iki takımdan bir tanesi herhalde ivme kazanacak burada ve bu Futu eSports olabilir. Bu Baron'a başlanıldı. Silahlar çok uygun değil yalnız. Saçar tohum da alındı buradan ve Tempt şu arka tarafı korumaya çalışıyor. Baron'u öğretmeye çalışacaklar. 5000'in altına kadar indi. Şef içeri girebilir mi? Çarpı hazır her iki. Ormancının da şefin üzerinde 3 tane oyuncu var artık. Bıraktılar Baron'u. Şefe doğru odaklandılar. Starscream şefi alacak zannediyorum. Kurtulabilmesi mümkün değil ve Baron'u da vay almayı başardı çarpıyla. Artık Starscream belki elveda diyebilirler ama hayır. Arkadaşlar onu yalnız bırakmayacak zannediyorum. Wind yakalandı ve beraberinde Starscream'i kurtarabilirler mi? Lana aldı skoru. Buradan sonra savaş devam ediyor. Kimin lehine devam ediyor? Bunu herhalde net bir şekilde söyleyebiliriz ki Futu eSports Tempt ikisini de göbeğiyle zıplattı. Ve ardından burada Futu eSports bütün rakibini temizlemiş oluyor. Katliam. Son skorda geldi. Katliam. Güzel. Karanlık olacak. Oynamak gerçekten zor. Koridorları savunmak bile bu aşamada bir problem haline gelebilir. Buralar tek şans tabii ki Fyfron'un. Ve şöyle. Kasmış bir nişancı size maç kazandırabilir ama onun önünde durabilecek şampiyonlara ihtiyaç var veya herhangi bir işleve sahip şampiyonlara ihtiyaç var. Şimdi eşyalara bakıyorum. Midel daha ikinci eşyasını bitiremedi. Dakika 24'e geldik. Şef tank bir şampiyon. İkinci eşyasına yeni başlamış. Diğer tarafta Mojito çoktan bitirdi ikiyi. Evet. Büyük fark var. Bu kadar eşya farkı olunca da zaten Draven işleyemiyor. Evet. Draven şu ana kadar oyuna girmekte güçlük yaşadı. İki skor verdi. Bir tane skor alabilmişti daha önce. Fatih'in üzerinde botta. Alt koridorda ve minyonlar temizlenecek. Bu ulti çok, çok etkili olmadı. Hemen ulti kaçılıyor ve Tempt müthiş bir bomba kullandı. Midali ortada. Şef kaçmaya çalışıyor. Midali'nin üstündeler. Bir yandan da eritildi Draven. Daha fazla oyuna dahil olamayacak Wind. Şef olayları ancak izlemekle yetinirken arkadaşları da teker teker düşüyorlar. Yine Annie'nin ardından burada Tivers'da gidecek. Yani Gragas ultileri sarhoş ediyor gerçekten Fyfron'un tarafına. Herkes nasibini alıyor ultilerden. Şef'le Padia'nın burayı savunması artık pek mümkün değil. Maçın sonuna geldik diye tahmin ediyorum Karahan. Zor. Artık tabii dediğim gibi maçın sonu muhtemelen iki kişi kule altında savunma yapmaya çalışacak. Bu mümkün mü? Kuleyi tanklayan şu anda son anda çıktı oyaladılar oradan bu arada. Mojito ve evet oyaladılar. İki kule altında olduğu için biraz zorlanıldı. Kuleye de odaklanılmadı ama yani tabii maç burada bitmedi ama bitmesi de artık çok gecikmeyecek gibi. Ya Johnny şey der bu durumlarda bite yazdı. Bu savunmada bakalım başarılı olabilecekler mi? Minyonlar itiliyor. Alt koridordaki inhibitör de açıldı bu esnada. Baron var. Birazdan dönüp Baron'u da alabilirler. 45 saniye kala. Yani iki tane inhibitör açıldıktan sonra şimdi Baron'u dönüyorlar ve Fyfron'un karşılık verebilmesi şu şartlar altında pek mümkün değil gibi. Reset aldı bir oyuncu bu arada ve dönüp tekrar bu kuşatmayı bitirmeye çalışacak belki de. Tutuyorlar burada Fyfron'u. Gerçekten çaresizliği iliklerine kadar hissedebiliyorsun herhalde. Yani şimdi hem art koridordan hem de orta koridordan gelen minyonlar var. Onları bildiğin savunması lazım. Onu savunurken üst tarafta nasıl devam edecek? Bu arada harika arındır. Arındır kullanıldı. Luana belki bastı kronometreyi ama yani zamanları durdursa da çok bir şansları kalmadı gibi. Fyfron'in
En azından kulenin alınmasını biraz geciktirdi. Fakat sadece geciktirmekle kalacaklar. Bu kuleden de bin noktadan sonra vazgeçmek zorundalar. Üssün içerisinde Footy Sports çok çok rahat kuleyi aldı. Hedefte inhibitör var. Son olarak bu savaş başladı. Renato ultisi ardından yine fight başladığında artık birisi eridi bile ve o isim Wind. Onu koruyamadılar tam anlamıyla. Hasar çıkartabilecek mi? Geriye dönüp Midalin'in canı neredeyse bir Lona. Starscream'in peşinde koşuyamadı. Starscream canı az ama o inhibitör alıyor. Arkadaşlar da burada tanklıyorlar bütün hasarı. Ve bayağı büyük bir hasar çıktı Footy Sports üzerinde. Wind daha da devam ettirecek mi agresifliğini? Lona atlamaya çalışıyor ama biraz buna küstahlık denilebilir mi? Wind toparlayabilecek mi Lona? Lona müthiş bir olay. Burada bu skorları çıkarması ve inanabilir artık savaşı kazanacağına Fiverr'ın ama nereye kadar? Çok büyük bir güç farkı var. Tekrar geriye çıktıktan sonra Footy Sports savaşı toparladı. Ve bir katliamla birlikte burada Fiverr'ın bütün denemelerini de boşa çıkarmış oluyor. Günün üçüncü karşılaşması Fiverr'ın Footy Sports arasında favori tarafa gitti. Footy Sports'a gitti. Fiverr'ın sadece iki tane kule olarak oyunun sonunu görebiliyor.